Selam buralar. Yine Emre'yleyiz. Player vs. Player'lar ya daha heyecanlı geçiyor. Bir, karşındakini tanıyorsun. İki, hani normalde karşıda hangi seviyeden bir adam çıkacağını bilemiyorsun. Dolayısıyla hani böylesi daha iyi oluyor. Bu sefer yalnız değişik bir şey yapalım. Şu eskilere dönüş mü yapsak? Hadi eskilere bir dönüş yapalım. Esports'ta oynayalım. Rus destesi olduğu için hangisi olduğunu yine başta muhtemelen yakalayamayacak. Japon destesi var onda. Şeydi değil mi? Rush desteğiydi bu. Yanlış hatırlamıyorsam Rush desteğiydi bu elindeki. Abi gel, gönderiyorum, geri gelene bak. Greetings Emre'cim. Şimdi farklı destek kullandığımı biliyor artık. Rus ama uçak var içinde. Eski destelerden. Bakalım hatırlayacak mı? East Force'u. Adam küfredecek. Ya da ediyor. Elinde 8 kart var. 3K'da. Hiçbir bir şey denk gelmez. Üstelik Rush desteği de Hacit bu. Oo, sen ölmüşsün Hacit. Küfür geliyor. Sonuyor. Bir daha oynamayacaksın mı? Abi canları bire dindi. İlk saldırışlarında ölecekler. Çok kötü. K'dasın. Elinde 9 kart var. Hala neyi bekliyorsun hacı? Guard attı, ikisini de indirecek.
Guard'ın yeri garip oldu tabii. Ambush'ı var. Countermeasure'lara gerek yok. Yani çok umurumda değil. 3. Riske atalım mı? Atalım riske. Bunu olmadı güçlendiririz. Oh. 5 atak. Guard'a mı saldıracak, base'e mi saldıracak? Tahmin edince çok üzülecek. Öldürmezse. East Force güzel desteydi canım. Bu güzel desteydi. Ah. Neyse onu topçuyla hallederiz. Oh, smoke screen. Şakacı seni. Piyadeyi mi yiyeceğim? Yani mantıklı. Thank you.
Bu da böyle bitti. Yok, Emre'ye bizim bir şeyler bulmamız lazım. Ya adam egzersiz yapacak, yeni kartlar gelecek. Ya da Emre'ye bize karşı güçlü olan... Ya Emre Amerikan destelerinde kuvvetli. Bizim Order Deck çok agresif ve hani hakikaten stratejik. O yüzden problem yaratıyor. Evet, doğru. O yüzden muhtemelen girişti böyle Ruslara, Japonlara falan ama... Buralar bu da böyle bir savaştı işte. Kendinize bakın. Hoşça kalın.